Merhaba arkadaşlar. Bugün de hücresel solunumu şöyle kısaca bir tekrar edeceğiz sizinle. Önce tüm canlılarda ortak yol olan glikoliz ile başlayalım. Tüm canlılarda hücresel solunum arkadaşlar glikoliz dediğimiz bir basamakla başlıyor. İster fermentasyon yapsın, ister oksijenli, ister oksijensiz solunum yapsın. Tüm canlılarda glikoliz basamağı ortak. Ne demek glikoliz? Glikozun aktifleşmesi demek ve glikozdan iki tane pürüvik asit oluşması demek. Bu sırada arkadaşlar glikozun aktifleşmesi için iki tane ATP kullanılıyor. Dolayısıyla e, ADP ve fosfata dönüşüyor. Fruktoz bir fosfat dediğimiz bir ara basamak var. Bu ara basamaktan sonra ATP üretiliyor. 4 ATP üretiliyor. Bunun içinde tabii 4 ADP ve fosfat kullanılmış oluyor. 4 ATP kullanıldı, 2 ATP harcandı. Bu yüzden glikolizde net kazanç nedir arkadaşlar? Sadece 2 ATP'dir. Bu sırada yani fruktoz bir fosfatın pürüvik asite dönüşmesi sırasında NAT dediğimiz bir koenzim kullanılıyor. Bu NAT koenzimi hidrojenleri tutup indirgeniyor. NADH artı H meydana geliyor. Eğer oksijenli solunum yapacaksa, bu hidrojenlerden oksidatif fosforilasyonla ATP üretilecek. Fakat fermentasyon ya da oksijensiz solunum yapılacaksa, bunlar tekrar e, kullanım için geri döndürülecek. Şimdi nasıl geri döndürülüyor? Fermentasyonda neler oluyor? Bunları bir görelim. Fermentasyon olayında arkadaşlar, iki çeşidini bilmeniz gerekiyor. Fermentasyonun birincisi etil alkol fermentasyonu, diğeri laktik asit fermentasyonu. Biraz önce dediğim gibi glikoliz yolu bunlarda da var, oksijenli solunumda da var. Etil alkol fermentasyonuna bakalım önce. Glikoz etil alkole dönüşürken 2 ATP kullanıldı. Nerede kullanıldı arkadaşlar? Glikoliz dediğimiz biraz önce gösterdiğim evrede. Bu arada 2 karbondioksit açığa çıkıyor ve etil alkol fermantasyonunda asetaldehit dediğimiz bir basamak var. İşte o asetaldehitin oluşumu sırasında, oluşumundan önce karbondioksit açığa çıkıyor. 4 ATP yazılmış burada. Bu nereden çıktı? Glikoliz basamağında elde edilen ATP ve ATP'nin üretilip tüketildiği her yerde ısı da açığa çıkıyor. Şimdi laktik asit fermentasyonuna bakalım. Yine glikoz 2 ATP ile aktifleşti. Yani glikoliz basamağını gerçekleştirdi ve laktik asite dönüştü. Yine glikoliz basamağından elde ettiğimiz 4 ATP var. İkisini burada harcadığımız için her iki fermentasyonda da net kazanç nedir arkadaşlar? 2 ATP'dir. Her iki fermentasyonda da glikoz parçalanıp organik besinlere dönüştü. Yani henüz içindeki bütün enerjiyi açığa çıkaramadık. Ee, eğer oksijenli solunuma girmiş olsaydı içindeki ATP'leri daha çok açığa çıkarmış olacaktık. Laktik asit ve etil alkol fermentasyonu arasındaki fark ne? En önemli fark bu arkadaşlar. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıkıyor. Laktik asit fermentasyonunda çıkmıyor. Etil alkol fermantasyonunu kimler yapar? bir mayası gibi canlılar yapar ve karbondioksit açığa çıkarırlar. Alkol üretiminde, bira yapımında, e, hamurun mayalanmasında bu fermantasyon kullanılabiliyor. Laktik asit fermantasyonunu yoğurt bakterileri yapabiliyor. Bir de bizim çizgili kaslarımız gerçekleştirebiliyor. Yine aralarındaki farklardan bir tanesi laktik asit geri dönüşümlü bir molekül. Mesela çizgili kaslarımızda laktik asit biriktikten sonra kana geçip oradan karaciğere, karaciğerde de tekrar glikoza dönüşebiliyor. Ya da laktik asit pürüvik asite dönüşüp oksijenli solunuma tekrar katılabiliyor. Fakat etil alkolde böyle bir dönüşüm söz konusu değil. Şuradaki şemaya da bir bakalım. Buradaki şemamızda şu dikdörtgen glikolizi ifade ediyor. Ne oluyordu glikolizde? Glikoz Aktifleşip 2 ATP kullanılarak pürüvik asite dönüşüyordu. 4 ATP üretilip ikisi harcandığı için burada ne yazdım size? Net kazancı yazdım. 2 ATP'lik bir net kazancımız var. NAT diye bir koenzim vardı. NAT hidrojen tutarak ne yaptı arkadaşlar? İndirgendi. Ve glikoliz basamağında 2 pürivik asit net olarak 2 ATP... 2 NatH artı H meydana geldi. Sonra ne oldu? Pürvik asitten karbondioksit çıkışıyla asetaldeit dediğimiz bir molekül oluştu. Ve asetaldeit etil alkole dönüşürken Nat tekrar hidrojenlerini ne yaptı arkadaşlar? Asetaldeite aktarıp Nat serbest kaldı ve görev yerine geri döndü. Bu yola gitmesinin sebebi nedir? o canlıdaki enzimlerdir arkadaşlar. Hangi enzimlere sahipse o yola doğru ilerler. Eğer laktik asite dönüştürecek enzimlere sahipse canlı o zaman pürvik asit bu yolu izleyecektir. Mesela bizim çizgili kaslarımızda pürvik asit laktik asite dönüşürken yine nat hidrojenini ne yaptı bu sefer? Pürvik asit aktardı. Bakın bu da bir fark. Etil alkol fermentasyonunda nat hidrojenini Aset haldeydi aktarırken laktik asit fermentasyonunda nat hidrojenini pürvik asite aktarmış oldu. Ee, peki enerji kazancı için canlı bu olayları gerçekleştirdi yani fermentasyonu gerçekleştirdi glikoliz evresinde bu enerjiyi kazandığı halde neden son ürün evresi devam ediyor? Bunu da hemen bir hatırlayalım ortamda pürüvik asit birikimini engellemek ve nadı tekrar serbest bıraktırmak için bu son ürün evresi gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve olayın sonunda ortamın pH'ı nasıl değişir? Bununla ilgili sorularla karşılaşıyorsunuz. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı olduğu için ne oluyor? pH düşüyor. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı yok. Fakat pH yine düşüyor. Buna da sebep laktik asit. Asit bir madde olduğu için ortamın pH'ı yine düşüyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste de oksijenli solunumu ve basamaklarını kısaca bir hatırlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar.